Teknik testlere yaklaşık 29 yıllık birikimin sonucu 2008 yılında kurulmuştur. 8 yıl içinde her yıl %50 büyüyerek ürün ve müşteri sayısını artırmış, cirosunun %80'ini 33 ülkeye satış yaparak gerçekleştirmiş, hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlarla alüminyum ve PVC sektöründe kullanılan tüm makinelerin kesici takımlarını ve yedek parçalarını bir araya getirerek yaklaşık 38 alüminyum PVC makine üreticisinin ürettiği kesim, kaynak, CNC vesaire makinelerin kesici takımlarını ve makinelerini satan bir firma olmuştur. Efendim, öncelikle Ali Çoban beyefendi ve teknik testlerin hikayesini biraz sizlerden dinleyelim. Teknik testlere 2008 yılında kuruldu. 2008 yılında bu ofiste iki kişiyle bu şirketi kurduk. Daha önce sektörle ilgili firmalarda uzun yıllar üstü yöneticilik yaptım. 2008'de ayrılarak kendi iş hayatımı kurup yurt dışı endeksli çalışma üzerine projelendirme yapıp o tarihten bugüne kadar da tamamen %90-95 gibi bir oranda ciromuzun yurt dışından kaynaklanan bir pazarlama sistemi uyguluyoruz. Şu andaki işimizin büyük bölümü ihracat. Bu markanın fikri tamamen size mi ait? Teknik testereyi kurarken amacımız teknik sadece testere satmaktı. İlk kuruluşumuz öyleydi. Çünkü daha önce çalıştığım, yöneticilik yaptığım şirkette satış pazarlama müdürüyken testere pazarlıyorduk. Fakat testere satışına başladıktan sonra görüşmüş olduğumuz müşterilerin talepleri çok değişkenleşmeye başladı. Biz sadece kullanılan makinelerde bir veya iki ürünü temin ederken o makinelerin içerisinde ihtiyaç olan yüzlerce ürün daha vardı. Yavaş yavaş o ürünleri de stoklayarak onların talepleri doğrultusunda ürettirerek bir kısmını da kendimiz üreterek şu anda yaklaşık 40 makinacının, Türkiye'de üretimi yapan 40 makinacının bütün parçalarını üreten, ürettiren ve satan bir firma haline geldik. Hı hı. Makineler üretiyorsunuz, teknolojiyle doğrudan bağlantılısınız. Son teknolojileri ne derece kullanıyorsunuz? Dünyada sürekli bir şekilde değişen bir teknoloji var. Yani pima penler ilk başta 60'lıktı, sonra 70'lik oldu, sonra 80'lik oldu, sonra işte daha da büyüdü. Bunlar büyüdükçe kesim yapan testlerin ebatları değişti. Kesim yapan, delim yapan işte ürünlerin çapları ve size'ları değişti. Artı makinelerin çoğu CNC'ye döndü. İşte, CNC'ye döndüğü zaman kullanılan ürünlerin kaliteleri daha farklı gözüne başladı. Biz de o süreçte makinacıların geliştirmiş olduğu tüm teknolojik sistemleri kendimiz de uygulayıp onlara uygun ürünler üretmeye devam ediyoruz. Müşterilerinizin ihtiyacını %100 karşılayabiliyor musunuz ve müşteri memnuniyetini nasıl teyit ediyorsunuz? Şu anda PVC makinesini alıp, PVC makinelerini kurup üretim yapan bir firmanın o makinelerin içerisinde kullanılan tüm yedek parçalarını, tüm kesici takımlarını, tüm deliş takımlarını karşılıyoruz. Bunların da %100 stoğumuzda var. Stoğumuzda olduğu için zaten bu kadar çok ülkeye, bu kadar çok makine hizmet ediyoruz. Çünkü bu işlerin tamamı spesiyel ürünler olduğu için eğer stoklarında yoksa o ürünü verme şansımız yok. Ya makinacını kendisinden gidip alacak ya da bize gelecek. Bize geldiğinde de çok acil ihtiyacı olduğundan dolayı aynı gün içerisinde temin edemezseniz zaten bu hizmeti veremezsiniz. Bu hizmeti veremezseniz de bu firmaların sizle çalışmasının bir anlam kalmaz zaten. Efendim, bu kat tamamıyla size mi ait? Evet, bu katta 10 ofis var. Şu anda 8 tanesini biz kullanıyoruz. 2 tanesi de kullanılmıyor Gox zaten. Bu kattaki çalışma ortamının çok saygın olması, tamamen yurt dışı endeksli bir firma olduğumuz için bütün arkadaşlarımızın içeride, kendi odalarında sabahtan akşama kadar müşteri arayışları bizim Perşembe Pazarı'yla bir orantımız yok aslında. Yani Perşembe Pazarı'nda olmamızın tek nedeni lokasyon. Çünkü mal teslim ettiğimiz yurt dışı müşterilerin çoğunun nakliyeleriyle ilgili yazıhaneleri burada. Ürün temini açısından çok verimli bir pazar burası. Bizim Perşembe Pazarı satışımız yok. Perşembe Pazarı'ndan mal alıyoruz ama hem lokasyon olarak kullanıyoruz hem de yurt dışından gelen müşterilerimizin çok bize hızlı şekilde ulaşmalarından dolayı böyle tercih ediyoruz. Ali Bey, bölümleri gezebilme şansınız var mı birlikte? Tabii, buyurun beraber gezelim. Bakalım burada neler var? Burada
yurt dışı İngilizce'nin konuşulduğu tüm ülkelere bakan arkadaşımız var. Erdem Bey, yine finansmanda Gülcan Hanım var. Mali müşavirimiz burada çalışıyor. Ender Bey. Buradan Erdem Bey hemen hemen 128 ülkeyle yazışıyor. Onlara mal satmaya çalışıyor. Biraz sonra kendisiyle tanışacaksınız zaten. Peki, devam edelim. Burada yine yurt dışı satış Rusya ofisimiz var. Rusya ofisinde de yine Rusya bölgesine bakan İsmail Emirov arkadaşımız Emir Bey var. Burada da tamamen Rusya Federasyonu ülkelerinden yaklaşık 21 ülkenin pazarlama ve satışını buradaki arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Bunun amaç zaten işte gördüğünüz gibi 200 ülke. 200 ülkeye buradan işaretler koyarak ilerliyoruz. Peki devam edelim. Burada finansman var yine. Bütün ihracat buradan yapılıyor. Tamam. Dış ticaretle ilgili arkadaşlarımız. Satışlarımızın %90-95'i ihracat olduğu için kadromuz da ona uygun elemanlar çalışıyor. Dış ticaret okumuşan arkadaşlarımız, işte İngilizce konuşan, Rusça konuşan, tamamen kadro bu işe entegre. Yani bu şirkette çalışan personelin tamamı yurt dışı çalışma endeksi taşıyor. Burada satış ve sevkiyat bölümümüz var. Burada yine makinacıların bazı yedek parçalarını işte sergiliyoruz. Çok hızlı bir şekilde vermemiz gereken ürünler var burada. Yoğun olarak sattığımız ürünleri başka bir depoda saklıyoruz. Çünkü burada aynı gün içerisinde temin etmeye yönelik ürünler bulunuyoruz. Burası satış ve sevkiyat bölümümüz. Yurt içi, yurt dışı burada devam ediyor. Burada depolarımız var. Burada yine testerlerle ilgili bazı ürünleri burada tutuyoruz. İşte rezistanslar, ısıtıcılar var. Burada yine diğer testerler var. Kendi mallarımızı kendimiz paketliyoruz, kendimiz kuturuyoruz. Bütün ürünlerin üzerinde kendi markalarımız var. Yaptığımız ürünlerin hemen hemen %100'ünü König Tuz olarak yaptırıyoruz. Başka firmaların kendi ürünlerini satmaya düşünmüyoruz. Çünkü kendi markamızı ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Netice itibariyle teknik testere ve König Tuz markası altında bütün dünyaya bu ürünleri pazarlamaya çalışıyoruz. İlk günden bugüne 2008'de değişimler nasıl oldu? İlk günden bugüne ilk başta Rusya Federasyonu ile ilgili ülkelere satış yapmayı planladığımız için önce iki tane Rus eleman aldık şirketimize. Rusya Federasyonu'nda bağlı yaklaşık 18-20 ülke var. Onlarla çalışma programlarımız bittikten sonra Güney Amerika, Afrika ve Asya bölgesindeki diğer ülkelere de hizmet verebilmek için kadromuzu tekrar o yönde oluşturmaya başladık. Şu anda kadromuzda Arapça bilen, İngilizce bilen iki arkadaşımız daha var. Onlar da bu ülkelerdeki pazarlama faaliyetlerini yürütüyor. Kadronun içerisinde bilgisayar mühendisi arkadaşımız var. Kendi linklerimizi, domainlerimizi kendimiz oluşturuyoruz. Bütün sistemlerimizi pazarlama ile ilgili kendimiz kurmaya çalışıyoruz. Yani bu şirketteki çalışan kadronum zaten hemen hemen işte 14 kişi çalışıyor. Tamamı yurt dışı endeksli çalışabilecek kapasite arkadaşlar. Çünkü bizim yurt dışı ile çok fazla bir işimiz yoktur. O yüzden de elemanlarımızı seçerken de o nosyonlara sahip arkadaşları seçiyoruz. Teknik testleri AŞ'de dış ticaret sorumlusu olan Erdem Bey'i biraz tanımak istiyoruz. Çalışmalarını öğrenmek istiyoruz. Erdem Öztürk 3 Ekim 2017'de teknik testleri ailesine katıldı. Bu aileye katılmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Ailenin içinde olmaktan da mutluluk duyuyorum. Daha önce Amerika'da uzun yıllar yaşadım. Umman'da yaşadım, Suudi Arabistan'da yaşadım. Moskova'da yaşadım, Polonya'da yaşadım. Çeşitli ülkelerde yaşadım. Hindistan'da, Pakistan'da yaşadım. Buralarda görev yaptım. Ama en uzun yıl olarak söylerseniz Amerika'da yaşadım. Orada Ford fabrikasında çalıştım uzun yıllar. Sonra Crown Abrasive diye Amerika'nın en seçkin aşındırıcılar firması, zımpara aşındırıcılar firması. Orada satış müdürlüğü yaptım. Bu işi de orada öğrendim aslında.
mesleğim olmayan bir mesleği seçtim. Ve bu meslekte de ilerledim. Türkiye'ye döndüğümde kendi işimi yaptım yine aynı meslekte. Kendi işimi bıraktıktan sonra bir firmada, başka bir firmada çalıştım ve nihayetinde de teknik testlere de göreve başladım. Yılların bana vermiş olduğu tecrübeyi ve birikintiyi burada, bu firmada büyük bir heyecanla, göreve yeni başlıyormuş bir genç edasıyla hala yapmaktayım ve yapmaktan da gurur duyuyorum. Amacım firmamızı daha ileri seviyelere taşımak. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde güzel şeyler başardık, güzel şeyler yaptık ama yeterli değil. Firmamızı daha ilerlere taşımak, daha büyük cirolar yapmak. Büyük cirolar yaptıkça daha iyi istihdamlar sağlarsınız insanlara. Hem insanları mutlu edersiniz hem kendiniz mutlu olursunuz. Teknik testlerdeki misyonumuz ve vizyonumuz bu firmayı aldığımız yerden daha ilerlere götürüp bayrağı başkasına teslim etmek. Peki teknik testlere AŞ bayilik veriyor mu? Teknik testlere AŞ son 3 yıldır yurt dışındaki müşterilerine bayilik vermeye başladı. Nedeni de o ülkelerde sadece Türkiye'de üretilip satılan makineler yok. Alman makineler de var, İtalyan makineler de var. Amerika'dan gelen makineler de var. O makinelerin de yedek parçalarını biz oluşturmaya başladık. Çok satan makinelerin de elimizde şu andaki yetişti takımları ve diğer parçaları var. O ülkelerdeki bayiler de bu ürünlerin tamamını rahat sattıkları için bir siparişte belki 10-15 makinacının parçasından temin ettikleri için bizi tercih ediyorlar ve şu anda yavaş yavaş yaklaşık 12-13 ülkede bu tür bayilikleri oluşturduk. En son İran'da geçen sene Nisan ayında bir çalışmamız oldu. İran'a gittiğimizde orada iki mühendis kardeşle bayilik anlaşması yaptı. Kendileri de zaten pimapen sektörün içerisinde. 1800 tane penci var İran'da. Bu 1800 pencinin belki 1700-1600 tanesi aktif çalışıyor. Onlar için hemen kataloglar hazırlandı. İşte Arapça, İngilizce. O kataloglar gönderildi. Orada bir stok oluşturuldu. Yaklaşık bir yıldır İran'da 1200-1300 civarında müşteriye ulaşıldı şu anda. Ve devam ediyor. Hedef orada 2019-2020. Çünkü İran'da ambargo kalktı fakat henüz inşaat firmaları girmiş değil oraya. Bu yüzden de inşaatların başlaması, inşaatların bitiminden sonra Pimapen ile ilgili sektörün oraya girmesi, makinelerin oraya satılması sonucunda ancak bir ürün satabiliriz. Ama ben şimdiden bu 1800 tane firmaya mal satmak için bugünden bütün pazarlamamızı, çalışmamızı yapıyoruz. Tahmin ediyorum 2 sene sonra biz oraya yerleşmiş olacağız. Yani İran'da her şey yoluna girdiğinde teknik testler orada olacak. Eğer 2 sene sonra giderseniz zaten birileri yerleşmiş oluyor. Sizin orada bir şey yapma şansınız yok. Bütün pazarlamamızı biz böyle yapıyoruz. Aynı şeyi Romanya'da yaptık. Aynı şeyi şu anda Moskova'da yapıyoruz. Moskova'da tahmin ediyorum 10 bin civarı katalog dağıtıldı. Tahmin ediyorum işte yaklaşık orada bir 13-14 tane bayimiz var. Moskova'da penle ilgili hangi atölyeye, üretimle ilgili hangi firmaya girerseniz girin %90'ında teknik testlerinin katalogunu bulursunuz. Aynı çalışma Belarus'ta, Letonya'da, Litvanya'da, Özbekistan'da yapılıyor, Kazakistan'da yapılıyor. Şu anda işte Azerbaycan var, İsrail devreye girdi. Lübnan'la iyi bir anlaşma yaptık. Lübnan'a işte şu anda yüklemeler yapılıyor. İsrail'e iyi bir firmayla anlaşma yaptık. Orada aynı pazarlama yapıyoruz. Yani hemen hemen şu anda her ülkede, yurt dışındaki iş yaptığım ülkelerde sadece o firmalara mal satmanın dışında o firmalara mal sattırmanın da peşine düştük. Yani onlar da anladılar ki biz sadece bir ürünle bu iş olmuyor ama bütün makinacıların ürünlerini satarsak burada hem cirolarımızı arttırırız, hem bilinirliklerini arttırırlar, hem de orada daha popüler firma haline geliyorlar. Bunlar da zaten yapanlar, çalışanlar bu süreç içerisinde görünce aldıkları reaksiyonları daha da fazla bizden ürün almaya başladılar. Şu andaki şeyimiz bu. Hani yurt dışı ile ilgili bayilik çalışmamız bu düzeyde. Teknik testleri AŞ'ye bunun haricinde başka neler yapıyor? Teknik testleri AŞ'ye PVC sektörünün dışında metal ile ilgili Türkiye'de Borusan, Tosyalı Holding, Çukurova, Çayırova Boru, işte Yücel Boru, İzmir Demir Çelik gibi büyük boru fabrikalarını takmış makinelerine takıp kullandıkları büyük testereleri yurt dışındaki çelik fabrikalarına pazarlıyor.
Şu anda 16 ülkede, özellikle Rusya ağırlıklı olmak kaydıyla, işte İspanya, Yunanistan, İsrail, Malezya, şu anda Avustralya devreye girdi. Bu ülkelerdeki çelik fabrikalarına da biz büyük testereler satıyoruz. 2100 milim boyunda testereler satıyoruz. Onun dışında ahşap sektöründe kullanılan testereleri satıyoruz. Yine alüminyumun dışında tekstil, gıda, kağıt, kumaş gibi ürünleri kesen testereleri satıyoruz. Bunların dışında işte mermer, granit, seramik gibi inşaatta kullanılan malzemelerdeki testereleri satıyoruz. Şu anda testereleri temin ettiğimiz fabrikanın dünyada başka bir örneği yoktur. Yani metal, ahşap, alüminyum ve inşaatla ilgili testereleri ürettiği için ve çok büyük sayıda üretiyor. Hatta o firma dünyadaki %50, hatta Avrupa'daki %50'sini de Avrupa'ya satıyor. Ve oradaki büyük Hilti, Husqvarna, Electrolux gibi dünya devi firmaları da fason üretim yapıyor. Biz o malları da yurt dışına pazarlıyoruz. Yani teknik testere sadece alüminyum PVC makinelerinde kullanılan yedek parçaları satmıyor. Bu ürünlerle de ön plandayız. Bunun dışında son zamanlarda bu mal sattığımız fabrikaların kalıphanelerinde ve imalatlarında kullanılan ölçü aletleri, yine oradaki kalıphanede kullanılan teknik aletler gibi yüzlerce ürün de bizden istenmeye başlandı. Ve biz en son 470 sayfalık bir kalıp kataloğu oluşturduk. Bu kalıp kataloğumuzu yurt dışındaki müşterilerimize gönderiyoruz. Onlar içinden ürünleri seçiyorlar. Bunların stoklarını tutmuyoruz elimizde. En iyi fiyatlarla, en kaliteli mal alıp, en kısa sürede bu firmaya ulaştırıyoruz. Son dönemde de bu da devreye girdi şu anda.